Beni tekrardan görmeye mi geldin buralara? Hem evet, hem de hayır. Ama çok güzel bir şey oldu. Sana güzel bir haberim var. Neymiş o haber? SMDR Denizcilik'te işe başlıyorum. Hani mülakatı geçememiştin? Geçemedim. Ama biriyle karşılaştım. Kimle? Oğuz'la. Oğuz? Oğuz. Bizim Oğuz. Numaracı. Amerika'ya gitmişti, dönmüş demek. Amerika'da ne işin var oğlum ya? Dedem gönderiyor. Orada okuyacakmışım. Üniversite bitene kadar da artık görüşemeyeceğiz. Oo, uzunmuş. Hadi yine iyisin. Nehir de sana kalıyor. Vallahi ben burada olsaydım hiç şansın yoktu. Oğlum dalga geçme ya. Alper, takılıyorum. O zaman ciddileşelim. Alper, biz seninle çok iyi arkadaşız değil mi? Evet. O zaman sana çok önemli bir tavsiyem var. Ne? Sen Celal ailesinden uzak dur. Celil amcayı da al ve gidin o evden. Niye ki? Çünkü Türkiye'ye döndüğümde o evdeki herkes benim düşmanım olacak. Ve düşmanım olmanı istemem. Bak Alper, hemen o evden git demiyorum. Ama sen çok başarılı bir çocuksun. Ve çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Ve o aileye de onların paralarına da ihtiyacın olmayacak. İşte o gün geldiğinde bir saniye bile bekleme. Ben de çok şaşırdım. Amerika'dan denetmen olarak gelmiş. SMDR denizcilik için. Bir gün geri döneceğini söylemişti. Galiba işi onun sayesinde alındım. Ne zaman başlıyorsun peki? Yarın sabah. O kadar çabuk mu? Evet. Peki ya eşyaların? Ailen seninle taşınmayacak mı? Şimdilik geçici bir ev bulmam lazım. Ama İstanbul'da nerede bulurum bilmiyorum. O zaman ben seni yine otele bırakayım. Pardon aşkım. Başsavcım arıyor. Bakmam lazım. Buyurun başsavcım. Tabii, hemen geliyorum. Aşkım, önce bir ofise uğrasak olur mu? Olur tabii. Ben de Yiğit amcayı görmüş olurum. Çok özledim onu.